Herkese merhabalar. Arzu Cengiz yaşamı renklerinden kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bugün yine muhteşem bir konuğumuz var. Sevgili Sihir kitabının yazarı Piraye Erdoğan bizimle birlikte. Kendisiyle kitabını okuduktan sonra tanıştım ve sizleri de tanıştırmak istiyorum. Eğer tanımayanlarınız varsa mutlaka tanışmalısınız. Hemen kendisini gördüm yayını alıyorum. Dönüşüm nedir, ne değildir konuşacağız. Zihin insanı ne demektir? Kendisini dinleyeceğiz keyifle. Çok heyecanlıyım. Merhabalar. Merhaba Arzucuğum, nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim valla. Nihayet buluştuk değil mi? Nihayet buluştuk. Ben kitabınızı okuduktan sonra hemen iletişim kurdum sizinle ve bugün kısmet oldu ve bugün birlikteyiz. Ben muhteşem bir kitap. Ben önce duygularımı aktarmak istiyorum size. Harika bir kitap, harika bir rehberlik olmuş hepimize. Ve bu güzel kitabın yazarı bu akşam bizimle birlikte olduğu için herkes adına teşekkür ediyorum ve kendi adıma da teşekkür ediyorum. Canım benim, sağ ol, var ol. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Ne güzel böyle okuyucularımla buluşma fırsatım oluyor, harika oluyor. Evet, çok keyifli. Herkesin tanışması, herkesin okuması gereken bir kitap. Ben heyecanlıyım. Seninle birlikte olduğum için çok güzel bir hoca, çok güzel bir rehber görüyorum karşımda. Canımsın benim. Sağ ol, var ol. Peki, dönüşüm nedir, ne değildir konuşacağız. Evet. Zihin insanı ne demektir ve insan olma sürecindeki bu yolculuğumuzu konuşacağız. Hayat bir yolculuk ve bu yolculukta kendimizi dönüştürme yolculuğu aslında, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Benim için öyle. Benim için yani geldiğim noktada derken kendi dönüşümümde geldiğim noktada. Şimdi geriye dönüp bakıyorum ve diyorum ki her şey bunun içinmiş zaten ve o yüzden de herkese de anlatmak istiyorum. Çünkü bugüne kadar yani daha evvelinde yaptığım her şey kendimi mutlu etmek adına, huzurlu etmek adına, neşeli olmak adına, tatmin olmak adına, başarılı olmak adına hepsi hani o yapıyoruz yapıyoruz, arıyoruz arıyoruz ama bir türlü bulamıyoruz, yapıyoruz yapıyoruz ama bir sonuç olmuyor. Meğer her şey buradaymış yani bu dönüşüm denilen konudaymış. Dolayısıyla yanlış yerde arıyormuşuz, tam ters istikamette gidiyormuşuz. Ben bunu gördüğüm için kendimi çok şanslı addediyorum ve bu şansı da herkesle yani beni yaşamına bu yönde kitabımla olsun, eğitimlerimle olsun, işte böyle konuşmalarımla olsun beni yaşamına konuk eden herkese de paylaşmak istiyorum. Evet, ne güzel, çok da iyi yapıyorsunuz. Ben kitabınızı kız kardeşimle okudum. Kız kardeşim gösterdi, dedi ki böyle bir kitap var dedi. Herkes tavsiye Evet. ediyor, istersen sen de edinebilirsin. Şöyle elime aldım, bir de baktım ki 2 gün içerisinde aralıksız okumuş ve bitirmişim. Yeni kitabınız ne zaman çıkacak diye soruyorlar. Vallahi bilmiyorum ben de. Her nasip vaktini bekler biliyorsunuz ama içimde yazılmaya başladı. Yani bayağıdır yazılıyor. Benim yazma sürecim öyle oluyor. Yavaş yavaş böyle içimde açılıyor bir takım şeyler. Yani tabii ki konusunu biliyorum. Seyirde birde bıraktık. Biraz daha biri anlatmak istiyorum artık programı. İşte bütün sistemin işleyişi, program, işte tasarımlar, insanın daha içine girmek. Dolayısıyla daha biri anlatan bir kitap olacak. Hikaye başka olacak tabii ki. Herkes onu soruyor. Mamina'nın devamı mı olacak? Hayır, Evet, seyir kendi içinde bir bütün. Seyir tamamlandı o anlamda. Şu an seyir kendi yolculuğunu yapıyor. Dokunması gerekenlere dokunuyor. Bir şey anlatması gerekenlere anlatıyor. Dolayısıyla o kendi yolculuğunda. Şimdi ben seyirle biraz daha işimiz var. Yani ona biraz daha ilgi göstermem lazım. Ondan sonra benim tahminim, yani içimde bayağı bir yazıldı. Benim tahminim seneye yaza ben hani bilgisayardaki yazımına da başlayacağım. Öyle gözüküyor. Kitabın içinde Mina ve Ma var ve hepimizin içinde aslında onlar var, öyle değil mi? Şimdi kitap aslında Aynen. bizi dönüştüren, zihnimizi dönüştürmeye rehberlik eden bir kitap. Ben biraz kitap üzerinden gidip sonra hayatın içinden geçiş yapmak istiyorum. Tabii ki, nasıl Hepimizde istersen kitabı canım. bilmeyenler var ve kitapta bir Mina ve Ma karakteri var ve Evet. bunların yolculuğuyla
bize aktarılan bir rehberlik var. Hepimizin içinde olan, hayat yolculuğumuzda içinde olan. Biraz Mina ve Ma'dan bahseder misin? Tabii Mina ana karakter malum. Mina kurban bölümünde tanıyoruz Mina'yı. Kendini kurban olarak gören bir zihin insanı. Seviyorum. Yani yaşadığı mutsuzlukların, acıların bütün sebebini dışarısı olarak görüyor. Yani onlar böyle olduğu için böyle diye özetlediğimiz kurbanlık halinde Mina. Sonra Ma ile tanışıyor. Ma da kendini gerçekleştirmeye başlamış. Ki kendisi de oldukça sonradan öğreniyoruz ki oldukça büyük diplerden gelen bir insan ama gerçeği görmüş, kendini gerçekleştirmeye başlamış ve gerçeğin ne kadar büyük fark yarattığını, yani gerçekten ve gerçekte yaşamanın ne kadar büyük fark yarattığını görüp işte yaklaşık 70 yaşlarında kitapta ama o yaşta da artık daha öncesinde de o yaşta da işte anlatabildiği kadar insana bu anlamda rehberlik ediyor. Dolayısıyla ve Mina'ya bu dönüşüm yolculuğunu gösteriyor. Ama tabii ki önce Mina'nın seçimiyle. Bu çok önemli. Ben bunu herkese söylüyorum. Burada sistem seçimle işler. Dolayısıyla kimsenin kimseye kendi seçimi olmadan bir şey verebilme, bir şey aktarabilme, onun üstünde bir güç kullanıp onu bir yerden bir yere getirebilme şeyi yok. Ne derler? Yetisi yok. Çünkü burası tabii ki seçimle işleyen bir sistem. Dolayısıyla başta biraz Mina tabii direniyor ama daha sonra işte gerçeğe okey ben de varım diyerek onun kendisine gerçeği göstermesine ve dönüşüm yolculuğuna çıkarmasına izin veriyor. Sonradan görüyoruz ki Mina ilerledikçe kendisi de Ma olma yoluna giriyor zaten ve adeta işte sonunda biliyorsunuz Ma ona devrediyor artık. Yani o telefon konuşmasında böyle böyle biri var sana teslim ediyorum diye ve orada bu bayrak yarışını ben göstermek istedim. Bayrak yarışı da değil de işte bayrağın teslim edilmesi. Bana çok soruyorlar Arzucuğum yani siz mi? Dolayısıyla ben Mina olmaktan Ma olmaya doğru ilerleme yolculuğundayım şu anda. İnşallah Harika. tabii. Öylesiniz. Şimdi kendinizi zihin mimarı diyorsunuz. Evet. Yani zihin mimarı deyince hani bir sürü soru geliyor aklımıza. Zihin insanı nedir? Zihin mimarı olmak nasıl bir şey? Zihin insanı benim çıkardığım bir tabir ama yani tasavvufta tabii beşer diye geçiyor onu da biliyoruz. Zihin insanı niye ben zihin insanı diyorum? Çünkü ben şunu gördüm. Bir kere her şey artık herkes biliyor. Beni takip edenler en azından biliyor ki her şey benim kendi kendimi kurtarma gayretlerimden ortaya çıktı. Dolayısıyla benim bulduğum en önemli şey bulduğum derken yani mutlaka bulunmuştur da benim idrak ettiğim diyelim yani kendi içimde bulduğum diyelim en önemli şey şuydu ya biz 3-7 yaş arası kendimize ait bir gerçeklik kuruyoruz. Gayet yani her insan kendi anlamlarını yükleyerek, kendi yorumlarını zihninin yükleyerek 3-7 yaş arası beyin dalgaları daha çok ağırken adeta hipnoz ederek kendini bir gerçeklik kuruyor. Ve bu gerçekliği de gerçek zannediyor. Şimdi bunda okey hiçbir sorun yok hala ama bilinç zihin olduğunu zannetmeye başladığı andan itibaren. Çünkü zihin ve bilinç ayrı şeyler. Zihin bir motor sonuçta, bir düşünce üretme motoru. Ama orada işte zihin yönetimi bir kayma oluyor. Şimdi onu anlatarak vakti harcamayayım sonuçta. Eğitimin bir parçası ve kitapta da var. Derse dönüşsün istemiyorum sohbetimiz çünkü. Şöyle diyelim, zihin yönetimi ele geçirdiği zaman bu kayma sonucu bütün tasarımı işte bilinci her şeyi yöneten bir mekanizma haline geliyor ve o andan itibaren o insan olma potansiyeliyle ortaya çıkan varlık hep
aynı gerçekliğe hapsedilmiş olarak aynı düşünceler, aynı duygular ve aynı oluşlarla yaşı ne kadar büyürse büyüsün. Çünkü o gerçekliğin paralelinde genişliyor bizim dünyamız zihin yönettiği için ve hep aynı şeyleri yaşıyor. Bu da insan olmak dururken bir makineye dönüşme, kendini sürekli tekrarlayan bir makine haline. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar ben böyle söylediğimde çok antipatik gelse de, kaç kere sevgili dostlarım bundan sonra böyle yapmayacağım dedik de tekrar kendimizi aynı şeyde yapar halde bulduk, değil mi? Yani çıkmak istesek bile o tekrarlamadığımız davranışlardan falan bile sürekli kendini tekrarlayan bir makine ve çıkış yolu bulamıyor. Dolayısıyla ben bu işte sürekli kendini tekrarlayan ve hayatta ilerleyemeyen, sürekli tıkanıklık yaşayan, kendini tekrarlayan, mutsuz, umutsuz ve kendini kurban gören, gerçekten evet, tamamen ters bir şekilde kendini kurban gören bu varoluş şekline zihin insanı diyorum. Hatta 7'sinde neyse 70'inde de o denir, öyle değil mi? Aynen öyle. Zaten pek çok ben Arzucuğum, yani bütün bu çözümlemeleri yaparken dedim ki ya büyüklerimiz ne büyük laf etmişler. Hakikaten büyüklerimizmiş. Evet. Yani pek çok cümleyi, pek çok sözü, ifadeyi diye böyle çözdüm. Bu 7'sinde neyse 70'inde o da bunlardan bir tanesi. Yani biz bunu söylüyoruz da ne demek istendiğini kavramadan, yani hiç düşünmüyoruz. Ben hep onu ya, söylüyorum. Onun gibi yani kabul ediyoruz. Aynen. Niye dedi. Yani aynı olalım ki ya? Değil mi? Yani niye aynı olalım? Niye ben 7'sinde neysem 70'inde olayım? Zaten sırf bunun peşine düşsek cevapları bulmaya. Çünkü bir mekanizma seni yönetiyor. Farkında olmadan bir motorun dişlileri arasında sıkışmış kalmışsın. O sana hizmet etmesi gerekirken sen bütün hayatını o robotik, kendini tekrarlayan döngüye harcıyorsun. İşte bu bana çok ağır geldi. Yani ilk hatta idrak ettiğimde müthiş öfkeli günler geçirdim. Yani kendi içimde böyle nereye saldıracağımı falan şaşırmıştım. Çünkü benim yanımda bir ma yoktu. Beni yönlendirecek, sakinleştirecek şey yapacak. Dedim bu ne saçmalık, bu ne biçim bir şey. Ondan sonra falan sonra dedim ki Piraye, yani hayatının geri kalan kısmını da buna kızarak mı geçirmek istiyorsun? Hadi dedim toparla, ne yapacaksak yapalım. Ve ondan sonra işte programın devamını, işte kendimi nasıl dönüştüreceğim, ne yapacağım, onları çözümlemeye ve hayatıma geçirmeye karar verdim. Tabii ki ondan sonra da Arzucuğum, işte o Mina'da da anlattığım gibi muazzam bir sevda başladı bende. Bunu herkese anlatmam lazım, bunu herkese anlatmam lazım. Evet, ilk de öyle bir ilham, öyle bir isteğiniz gelmiş. Harika. Peki zihni tanımak, zihnin işleyişini tanımak aslında bir anlamda uyanış, öyle değil mi? Evet, tabii ki. Zihnin işleyişini, o çarkının az önce söylediğiniz gibi çarkı fark ettiğimizde aslında uyanmak dediğimiz şeyi uyanıyoruz. Aynen. Farkındalığı geliştiriyoruz. Çünkü gelişiyor. Zihinden ayrılıyoruz. Şimdi zihin Evet. insanının sorunu, bunu herkes lütfen duysun. Zihin insanının sorunu, bilinç kendini zihin zannediyor. Okay. Evet. O içerideki o ben diyen varlık, o kafamızın içindeki sesle aynı şey değil. Aynı Kendisi olsaydı, zannediyoruz aynı evet, şey. Aynı olsaydı siz izleyemezdiniz o sesi. Yani ben bu kalemle aynı olsam ben bu kalemi nasıl fark edeyim? Öyle değil mi? Dolayısıyla benim dışımda bir ses o. Ben diyen başka esasında. İşte o ayrışmayı yaşamadan, bunu idrak etmeden hiçbir şekilde uyanış olamaz. Yani ben hep onu diyorum. Arabada herkesin doğru yerine oturması lazım. İnsanda ayaklar baş olmuş durumda. Yani bilince hizmet etmesi gereken motor, zihin, her şeyi yöneten şey haline gelmiş, mekanizma haline gelmiş. Dolayısıyla öncelikle her şeyi bir yerli yerine oturtmamız gerekiyor. Evet, fark etmemiz gerekiyor ve bilincimiz açıldıkça da hakikate giden yolda buluyoruz kendimizi. Evet. Ve hakikate giden yolda da o bir dediğimiz kavrama ulaşıyoruz. Ama tabii bu bir süreç. Aynen Hemen öyle. bir söylüyoruz ama bu sürecin içerisinde olmak başka bir şey. Evet, kesinlikle. Yani bir de o süreç hiç bitmeyen bir şey Arzucuğum. Yani dönüşüm yolculuğu, ben onu da yine çok altını çizerek söylemek istiyorum. Her kim ise size ben oldum diyorsa oradan kaçın diyorum ben. Yani Evet. bu hiç bitmeyecek bir Ben yolculuk. biliyorum, bir yerden kaçmak lazım. Evet, her tasarımın bir
sürekli üste giden bir potansiyel her bir tasarım ve bilinç onun içinde, yaşam içinde ilerledikçe daha üst, daha üst, daha üst ihtimallerini bilinç de yaşayacak. Ben hep söylüyorum, insan iki boyutta gidiyor. Bir yatayda gidiyor, bir dikeyde gidiyor ve bilinç yükselişinin nerede biteceğini biz bilemeyiz. Dolayısıyla yani bizim böyle kendi kendimize tamam ben bu kadar falan diyecek bir verimiz yok. En üstünü biliyor musun ki de tamam diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Kim karar veriyor kimin ne olduğuna? Dolayısıyla hani Aşık Veysel'in söylediği gibi büyük üstad, uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Yani gerçeği gören herkes sadece bunu söyleyebilir. Ha, inşallah işte doğru yolda gidelim, kendimizi yükseltme yolunda gidelim. Bütün gayretimiz bu. Bundan başka da bir şey olamaz. Evet, aslında bu yolculukta da keyif almamız gerekiyor sanırım. Hani Kesinlikle. nasıl tatlandırabiliriz, nasıl keyif alabiliriz? Valla. Bunları araştırmamız gerekiyor ve soru sormamız gerekiyor galiba bunun içinde kendimize. Evet, soru her şey için gerekli. Şimdi bir kere zaten dönüşüm çok keyifli bir şey. Evet, başta çok zorlanabiliyor insan, orası kesin. Çünkü yıllarca bir otomatik işleyişle sürdürdükten sonra birdenbire bunu kırıp tamamen farklı bir yöne gitmeye çalışmak insanın kendisiyle demeyeceğim, kendisi zannettiği o mekanizmayla savaşması, savaşmak da demeyelim de mücadele ederek kendini ondan ayırmaya çalışması hakikaten en çetin mücadelelerden bir tanesi. Belki de en çetin mücadele bu hayatta karşı karşıya geleceğimiz. Ancak işte tek amaç da bu. Dolayısıyla her şey, ama her şey bu deney alanında, bu yaşam dediğimiz deney alanında insan olma deneyinin gerçekleşmesi için olduğu için işte insan olma deneyi de zihin insanı olmaktan gerçek bir insana geçiş olduğu için ki bu da dönüşüm diyorum. Siz o zorlu mücadeleye başladığınız anda doğru giderseniz bir bakıyorsunuz bütün sistem adeta size hizmet etmeye başlıyor. İşte bu ben bunu hani sen bana bir adım gel ben sana 10 adım gelirim sözünün ne demek olduğunu ben dönüşümde anladım. Çünkü gerçekten yaptığınız her bir hamle sistemden kat kat karşılık bularak gidiyor. O zaman da muazzam bir ilişkinin farkına varıyorsunuz. Yani ben onun bir parçasıyım. Yani parça kelimesini de çok sevmiyorum ama ben burada varım. Yani çünkü benim attığım her bir adım, yani benim kendi o karanlık örtülerimden kurtulmak için attığım her bir adım adeta sistem tarafından alkışlanarak karşılıklıyor. İşte o zaman da o muazzam sevgi ortaya çıkıyor ve ondan sonrası bence çok keyifli. Yine canınız yanabiliyor. Yine çünkü insan acı çekmeden öğrenemiyor. Yani bir düşeceğiz. Yani dönüşüm şöyle bir şey değil Arzucuğum. Çıktım la 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 yürüyorum. Hayır değil. Düşeceğiz. Yine düşüyoruz. Ayağımız takılıyor. Neden? Çünkü ben düşmezsem neyi temizlemem gerektiğini bilmiyorum ki zaten. Bir yerlere takılacağım ki burada bir şey varmış diyeceğim. Ama artık işte yolu bildiğiniz için, nasıllarını bildiğiniz için çok keyifli bir hale geliyor. Ben yani 46 sene çakma pirayı olarak yaşadım. 46 yaşımdan sonra bugün 55 yaşındayım. İşte dönüşüm yolculuğundayım ve hakikaten yani bir gününü değişmem. O kadar her geçen gün daha güzel oluyor. Her geçen gün yaşamı daha çok takdir ediyorum, seviyorum. İyi ki diyorum, iyi ki ve bence bunu söylememiz lazım ya. İyi ki buradayım. Yani çünkü yaşam inanılmaz büyük bir hediye ama bizim çok harcadığımız bir hediye. Bunu aslında mutsuz olarak düşünce zihnimizdeki kodlamalardan dolayı işte canımız sıkılıyor ya da istediğimiz beklentimiz gerçekleşmediği zaman o günümüzü heba edebiliyoruz. Boşa gitmiş Aynen. bir gün oluyor aslında. Aynen. Yaşam bir oluş hali. Biz nasıl oluyorsak yaşamda nasıl bir oluş hali sergiliyorsak hayatta bize o şekilde davranıyor. Aynen. Aynen. Zaten bütün mesele bu oluş denen ilim.
Hani Shakespeare'in dediği gibi olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Dolayısıyla ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Buranın sistemin nasıl işlediğini iyi anlamamız lazım. Sistem bize hizmet eden bir sistem. Diyor ki sen bilirsin. Sen bana ver, ben de sana vereyim. Sen neyi vereceğiz biz ona? Sen kimsin? Bana onu ver. Sen çünkü ben nokta noktayım dediğin her şeyi ben sana yaşatacağım diyor. Program bu. Yani bilinç ol diyor. Yani ben mutluyum dediğimde ben ol diyorum esas, ama ağızdan demek değil bu tabii ki. Papağanlık değil. Kalpten demek. Yani oluşuma indirmek. Ben gerçekten mutluyum diyorsam yaşam kaçınılmaz olarak o mutlu olma halini bana yaşatmaya devam ediyor. Ama ben suçluyum diyorsam o zaman da cezalar çekmeye başlıyoruz. Ve bu suçluyumu hiç yabana atmayalım. Çünkü ben onu gördüm ki her insan doğduğundan itibaren muazzam bir suçluluk içinde. O zaman da ben hep kurslarda soruyorum Arzucuğum. Diyorum ki içinizde bir yer var oraya geldiğimiz zaman. İçinizde doğduğundan beri kendini suçlu hissetmemiş biri var mı? Kimse hiç daha hayır demedi. Dolayısıyla yani biz böyle ben suçluyum şeyleriyle ortaya çıkıp daha da bir sürü negatif oluşla farkında olmadan hayata hep onları koyduğumuz zaman aynadan da onları alıyoruz. Onları deneyimliyoruz. Yani Dolayısıyla yine kendisi onu biçiyoruz. Yine geldik aynen, o kişinin yani üzerine. ve zannediyoruz ki çare dışarıda, tam ters. Çare içeride. Sen içeride çalışacaksın, dışarıda çalışmayacaksın. Yani içeride kendi oluşlarını yükselteceksin ki dışarıya dışarıdan aldığın karşılık da ona göre gelecek. Çünkü burada sevgili dostlarım, bizim içinde olduğumuz sistem kurulmuş, işleyen bir sistem. Bir matrix'teyiz. Artık sistem deyin, matrix deyin, ne derseniz deyin. Ben sistem kelimesini seviyorum. Çünkü sistem kelimesi çok güzel anlatıyor. Başından sonuna bütün işleyişi tasarlanmış ve tıkır tıkır kurallarla, kanunlarla işleyen bir sistem. Dolayısıyla ayrıcalık yok, kimseyi kayırma yok. Her şey belli. Eşit. Diyor ki sen ne verirsen versin. Ve bu sistem bizim oluşumuza karşılık veriyor. Dolayısıyla ama biz işte halimizin farkında olmadığımız için yaşananları hep dışarıyı başlangıç sanıyoruz. Başlangıç her zaman biziz. Evet. Yani hep eşler kötü. Mesela hep dışarı suçluyoruz ya. Eşim kötü, işte hayat arkadaşım kötü, kayınvalidem kötü. Evet. Hep dışarıdaki insanlar kötü. Aslında anlamlarını değiştirdiğimiz zaman hayat biraz değişebiliyor. Peki bu içerideki mesela büyük bir değersizlik duygumuz var. Bir yoksunluk duygumuz var. Ve dışarı suçlama alışkanlığımız var. Buradan çıkarım yaparsak nasıl düzeltebiliriz? Biraz da faydamız olsun bizi izleyenlere. Neyi nasıl Değer, düzeltebiliriz? mesela bir değersizlik duygumuz var. Dışarı suçlama alışkanlığımız var. Yani işte değersizlikten kurtulmak için dönüşümü yaşamak şart. Değersizlik bir inanç ve çok yaygın bir inanç. Değersizlik kişiyi kendini ispat etme ihtiyacına götürüyor. Ve bütün esasında pazarlama diyorum ben, bu değersizlik hissine dayanıyor insanın. Çünkü zihin insanı hep daha fazla olmak, daha fazla işte daha zayıf olayım, daha şık olayım, daha zengin olayım, daha hep kendini ispat etme arzudan daha hızlı koşayım, öbüründen daha hızlı şunu daha fazla yapayım filan gibi ve bunun için sürekli dışarıdan bir şeyler alarak bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Çünkü hep bende bir eksiklik var, bende bir değersizlik var. Farklı farklı çeşitli şeyler de ortaya çıkıyor. Bunun tek yolu var Arzucuğum, o da zihin dönüşümünü yaşamak. İşte demin zihin mimarlığını soruyordun. Zihin mimarı diye ben niye kendime diyorum? Çünkü dönüşüm değişimden farklı bir şeydir. Dönüşüm öncelikle eskinin yerle bir oluşunu gerektirir. Ondan sonra da yeni bir düzenin kurulmasını gerektirir. Dolayısıyla ben de diyorum, bir baktım ki bir gün kendi kendime böyle, ya dedim, bu zihnin içinde muazzam bir çarpık yapılaşma var. Yani o çarpık yapılaşma orada olduğu sürece de biz buradan düzgün bir şey çıkaramayacağız. Dolayısıyla dedim, o orada çarpık olan yapıların hepsini bir yerle bir edelim.
Ondan sonra da istediğimiz gibi bir zihin inşa edelim. İşte böyle inşa minşa derken bu zihin mimarlığı öyle bir laf olarak çıktı ve kaldı. Peki biraz da eğitimlerinden anlatır mısın? Eğitimlerin içeriğinde neler var? Hani eğitim almak isteyen varsa nasıl Canım. bilgi alacak, nasıl eğitimler alacak? Şimdi benim eğitimlerim esasında bir mantık çerçevesinde gidiyor. Çünkü ben dönüşüm yaşamak isteyen insanın ilk noktasından alıp yani kendini en bet hissettiği çünkü herkesin başlangıç noktası farklı yani Mina kadar beter halde bile olsa değil mi? Ben oradan başladım çünkü. O noktadan alıp bir noktasına getirecek bir şey yani nedir bir noktası dersen yatayda ve dikeyde gidebilir hale gelecek şekilde güçlendirmeyi kapsıyor benim eğitimlerim. Şimdi ne demek bu? Ben kitapta da anlattığım gibi insan iki parçalı bir varlık. Bir araç ve işletim sistemi var, bir tasarımı var, bir formu var. Bir de bu aracın arkasında oturan yolcu var, yani bilinç var. Şimdi iki parçalı ve iki ayrı aksta gidiyor. Bir tasarım yatayda gidiyor. İşte bu seyreden tarafımız. Yani piraye diyelim kendi şeyin üzerinden, kendi örneğim üzerinden anlatıyorum. Piraye bir tasarım. Ve bu tasarım programlı. İnsanın da bir tarafı programlı. İşte yaratılış dediğimiz şey de zaten bu program. Ve pirayenin başı belli, sonu belli. Şey anlamında yani doğum ve ölüm ömür açısından diyorum ve piraye bir belirli bir amaçla yani bu sisteme bir ifadeyi sunma amacıyla tasarlanmış ve bir potansiyel yani sürekli kendi üst ihtimalleri var onun da ve o amacı yerine getirmek için de kendisine bir takım özellikler verilmiş. Yani o amacı yerine getirmek için mükemmelen tasarlanmış. O yüzden hepimiz tamız mükemmeliz. Kendi amacımızı gerçekleştirmek için tamız mükemmeliz. Böyle bir tasarım. Ya ben bunu şey diye anlatıyorum biliyoruz. Hadi pirayı olmaya bir iki, pirayı olmaya bir iki diyen bir araç var. İşte bu aracın arkasına bilinç oturuyor. O bilincin oturma sebebi de piraye olmayı deneyimlemek. Şimdi bizde deneyimleyen bir farkındalık var işte. Ve o araç eğer doğru gidebilirse bilinç piraye olmak üzerinden bilinç yükselişini yaşamak üzere plan. Ancak işte 3-7 yaş arası bu kayma sonucu araç yatayda düzgün gidemez hale geliyor. Neden? Çünkü zihin ele geçiriyor her şeyi. Şimdi niye bu kadar çok şey anlattım? Benim kurslara geleceğim. Benim dedim ki ben her şeyi gördükten sonra ha dedim önce araçta herkes doğru yerine oturtulacak. Önce bu araçta her şey doğru yerine oturacak, kişi zihinden çıkacak. Bu deney alanı nedir, araç nedir, bilinç nedir, burası nasıl işliyor? Bunların hepsini bir oturtacağız ve bilinçle yaşamaya başlayacağız. Bilinç olarak yaşamaya başlayacağız. Bu da özetle bütün dönüşüm yolculuğudur. İşte bunu yapabilecek program kendine özgürleşme programıdır ve zaten programın tamamını seyir kitabına da ben aktardım bir roman şeklinde. Bu birinci. Bu olmazsa olmaz. Çünkü biz her şeyi yerli yerine oturtmadan, idrak etmeden, kim kimdir'i anlamadan, ne oluyor burada anlamadan, burası nasıl işliyor anlamadan ve nasıl bilinçli yaşanır? Yani dönüşüm yolculuğunda ben nasıl devam edeceğimi oturtmadan zaten yola çıkamıyoruz. Yola çıkıp yolda yürüyebilir hale gelmemiz lazım. Ha işte benim programım bunu sağlıyor ve ben bu programın ilk mezunuyum zaten ve ilk uygulayıcısıyım. Ve yürürken human design yani insan tasarımı diye bir ilimle karşı karşıya geldim. Ve o kadar şok etti ki beni çünkü diyordu ki kurucusu benim karşılaştığım videoda o bir gün beni çok etkilemişti özellikle. Her insan benzersiz bir tasarıma sahiptir. Fakat hiçbir tasarım doğru işlemiyor çünkü bütün tasarımları zihin yönetiyor. Bu beni şok etti. Ne diyor dedim bu adam ve
peşine takıldım. Yani başladım araştırmaya. Çünkü ben bir araştırmacıyım. Ben ikna olmadan hiçbir şeyi satın alamıyorum. Dolayısıyla zaten bir de dönüşüm programını çözmüştüm. Zaten yürümeye başlamıştım. Artık bence ben her şeyi çözmüştüm yani o sırada. Ve araştırdığımda bir de baktım ki yani benim anlatmaya işte ben can dedim. Yani hissettim içeride bir program var ona can dedim falan filan. Ya dedim bu adeta bir kullanım kılavuzu veriyor program için. Yani yatayda gidiş için kullanım kılavuzunu veriyor. Sen kimsin? Hangi amaçla buradasın? Hangi yetilerin var? Nasıl işlersen en önemlisi, nasıl işlersen yatayda en rahat şekilde zihninden özgür gidebilirsin. Ve bunun yanında senin zihnin nasıl koşullanıyor? Çünkü sevgili dostlarım o kadar muazzam bir program ki her birimizin zihninin nasıl koşullanacağı bile belli programımızda. Yani burada aşmaya geldiğimiz dersler belli gerçek bir insan olmaya çalışırken. Ve onları da gösteriyor. Bak diyor bunlara dikkat et. Tabii ben o gün bugündür bunun eğitimlerini alıyorum. Bugün çok şükür hem analistiyim bu sistemin hem birebir bakıyorum hem de eğitimlerini veriyorum. İşte bir kursumda hatta şimdi iki kursum oldu iki seviyede veriyorum. Living Your Design ve ABC esasında benim kurslarım değil ben eğitmeniyim. Bu Human Design insan tasarımı denen sistemin birinci seviye ve ikinci seviye eğitimlerini veriyorum. Aynı zamanda da birebir analiz yapıyorum. Bu niye veriyorum? Diyorum ki herkese oturttuk mu? Dönüşüme başladık mı? Ha şimdi yatayda daha da güzel, daha da şıkır şıkır gitmen için bu da böyle bir eğitim. Gelelim bilince. Bir de bilinç var. Arabayı yürüttük, güzel güzel seyir ediyoruz. Bir de seyreden. İşte onun için de kitabın üçüncü bölümü bu bir konusunu işlediğim. Yani bilinç kimdir, nedir, ne değildir. Yine benden alıştığınız şekilde yani her şeyi mantığa oturtarak. Bir de işte o bilincin yükseliş yolculuğunu anlattığım ve o başından beri esasen meraklı olduğumuz büyük sorulara mantığa dayanarak cevaplamaya çalıştığım bire dönüş diye bir eğitimim var. Bunlar tabii birbirini takip eden eğitimler. Benim paketim böyle. Şimdi bir de ebeveynler için bir eğitim yazdım. Human Design çünkü çocuk gelişimi sertifikamı da aldım ve hani çocukları kendi tasarımlarına göre. Bence çünkü bir ebeveynin Aslında çok önemli. yapabileceği en önemli şey bir çocuğa kendi tasarımı doğrultusunda ona rehberlik etmek. Onun için de bir yine ama kendi mezunlarımı takip edebileceği bir program. Çünkü Living Your Design'ı yani Human Design'ın birinci seviye eğitimini falan almanız gerekiyor. Bir de en son onu yazdım. Gerçekten ebeveyn olmak diye bir kurs yazdım. Peki, bu sözünüzden çıkarak nasıl davranalım çocuklarımıza? Şimdi sizin eğitiminizi giremeyen bir anne ya da bir ebeveyn dinliyor. Çocuklara nasıl davranmalıyız kendini Vallahi. gerçekleştirme yolunda? Yani çok basitçe şöyle anlatabilirim. Ben basit anlatmayı seviyorum biliyorsun. Bizler zannediyoruz ki sevgili anne ve babalar. Ben de bugün oğlum 30 yaşında. Ben de hiçbir şey bilmeyerek çocuk yetiştirdim. Hepimiz kendi doğrularımıza göre gidiyoruz. Ama dikkat ederseniz bizim elimize böyle muhteşem bir varlık geliyor. Ve biz o varlığı hayata hazırlamaktan anladığımız hayata uydurmak. Yani normal olan neyse, genel olan neyse, işte sivrilik Alışkanlıklar. olmasın, herkes gibi ol, herkese benze, aynılaşma üzerine çocuklarımızı yetiştiriyoruz. İşte Maalesef. bu yanlış. Halbuki her gelen benzersiz bir varlık, tek. Bir tane var. İşte bana göre anne babalık, ben şimdi anladım ki anne babalık esasında o varlığın benzersizliğini ortaya koyabilmesi için bizim onu tanımamız gerekiyor. Onu uydurmaya, bükmeye çalışmak değil, bizim onu tanıyıp o çocuğun özelliklerini görüp onu onun hayat içinde kendi benzersizliğini ortaya koyabilecek şekilde desteklememiz gerekiyor. İşte benim anne babalara önerim, tavsiyem ve aman dikkat edelim bakın olması gereken bu
istediğim bu. Dolayısıyla da ha burada tabii ki Human Design muazzam kolaylaştırıyor. Çünkü bütün sizin çocuğunuzun programını, işleyişini falan her şeyi orada size veriyor. Ama Human Design olmasa bile ya bir bakalım yani ben tabii pek çok kişiyle çalışıyorum ve yani o kadar bastırılıyoruz ki küçükken en ufak farklılıklarımız o kadar öyle yapma işte insanlar ne der işte herkes gibi olsana mesela Allah. herkes gibi olsana benim çok duyduğum bir laftı. Anlatabiliyor muyum? Niye herkes gibi değilsin? Değilim. Çünkü ben tuhaf bir kafayla gelmişim. Anlatabiliyor muyum? O tuhaf kafa olmasaydı zaten bunları yazamayacaktım şimdi. Anlatabiliyor muyum? Yani kendimi bildim bileli tuhaf düşünceler içindeyim ben. Ufacıkken de öyleydim. Ama bu uydurulmaya çalıştıkça herkes gibi sadece benim ailem değil onlar da kendilerine göre gayet haklıydılar. Çünkü dünyada alışılan bu. Herkes aynı olsun. Herkes aynı olsun. Aman çocuk acı çekmesin. Niye? Çocuk uysun. Sisteme uysun. Değil mi? O var. Hayır. Sistem bu çocuğu desteklesin. Bu çocuk kendini ifade etsin. O zaman mutlu olabiliriz. Biz kendimizi gerçekleştirmeden burada tatmin falan olamayız arkadaşlar. Buraya bir şey olmaya geldik. Dolayısıyla çocuklarımıza bakarken onlardaki o gizli hazineyi ben nasıl desteklerim? Çünkü her çocuk daha doğduğu andan itibaren kendini ifade etmeye başlıyor. O tasarım kendini ifade etmeye başlıyor. Dolayısıyla Arzucuğum çok uzatmıyorum umarım. Ben biraz konuşmayı severim. Çok güzel, Biliyorsunuz. çok güzel gidiyor, Yani dinliyoruz. en basit haliyle ne olur aynılaştırmaya çalışmayalım. Çocuğumuzun farklılıklarını ortaya koymaya, onun kendi Kıyaslayalım. farklılıklarını kabullenmesini sağlamaya, onlarla gurur duymasını sağlamaya çalışalım. Benim velilere naçizane söylemeye çalışacağım budur bu konuda. Bu seviyede böyle. Özellikle sanırım kıyas yapmamalıyız çocuklar diğer bir çocuk. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Kıyas Sözlerine yapamayız da zaten çünkü elma ile armutu nasıl şey yapabilirsiniz ki, değil mi? Hepimiz tek göre... istiyorum. Tek olan bir şey kıyaslanamaz ki. Evet, eşsiz ve paha biçilmez tekiz aslında. Bunu fark Evet. ettiğimizde aslında dönüşüm başlıyor. Senin Aynen. dinlerken şunu fark ettim. Biz bu travma dediğimiz, hani çocukluğumuzdan itibaren getirdiklerimizi aslında senin eğitimlerine katılarak dönüştürebiliyoruz. Otomatik olarak travmalarımızdan da kurtulmuş oluyoruz. Aslında hayata yüklediğimiz Aynen. anlamlar değil mi travmalarımız? Aynen. Bravo. Yani travma dediğimiz şey çok yanlış bilinen bir şey var. O da travmanın yaşanan olay olduğu zannediliyor. Halbuki olay yani her neyse yaşanmış olan bir anda bir olan bir şey. Ama işte o olana zihnimizin yüklediği anlamla travma oluşuyor. Dolayısıyla zihin dönüşümünde siz o anlamı ortadan kaldırırsanız, farklı bir seçim yaparsanız zaten o temizlenirse oradan anlam temizlenirse zaten o olanın sizin üzerinizde bir etkisi kalmıyor. Çünkü olan değildi hiçbir zaman. Sizin olanla ilgili yorumunuzdu ve özellikle de yaşam ve kendinizle ilgili yorumunuz. Dolayısıyla aynen dediğim gibi dönüşüm yolculuğunda ben hep şey diyorum hikayenizi yeniden yazın. Yani bu çok önemli. Bir konuyla ilgili ne anlatıyorsunuz içinizde? Çünkü ne anlatıyorsanız onu yaşıyorsunuz. Halbuki biz hikayelerimizi yeniden yazmaya başladığımız zaman kendi istediğimiz biçimde o zaman yaşadığımız şey de farklı olacak zaten. Evet, aslında her gün yeni bir gün. Her gün Kesinlikle. yeni bir seçim. Her uyandığımızda dün dünde kalıyor ve yeniden günaydın diyerek hayata yeniden başlayabilmek. Kesinlikle, Bu çok kesinlikle. önemli. Yeniden yani işte an esasında her günden çok her an yeni bir şey. Bizim bir sloganımız vardır. Ben bilincim her an yeniden seçebilirim. Bunu kitapta da var biliyorsunuz. Dolayısıyla her an seçebiliriz. Yani bir an evvel ne olmuş olduğum benim hiç önemli değil. Bana o şansı vermiş. Her an sen kimsin diyor çünkü. Dolayısıyla ben her an yeniden seçebilirim. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri'nin işte ne olmuş olursan ol gel dediği yani hiç önemli değil. Çünkü insan suçlu değil esasında. Biz kendimizi suçlu zannediyoruz ama insan inanmış olan. Şimdi herhangi bir anda inandığınız şeyden farklı bir şeye inansanız farklı davranırsınız veya
suçlu diye gördüğünüz, işte lanet ettiğiniz veya ne bileyim ben kızdığınız birini alın, aklınıza getirin şimdi. Onun inandıklarına siz inansanız siz de aynı davranırsınız. Dolayısıyla insan yani o otomatik işleyişteyken zihin insanı inançlarının buyurduğu şekilde hareket eder. Dolayısıyla bizim ne olmuş olursak olalım, zihin dünyamızın içeriği ne olmuş olursa olsun, ben bugün şu an yeniden bir seçim yapabilirim ve bambaşka bir şeyi ortaya koyabilirim. İnsanın farkı budur zaten. İnsan seçebilen varlıktır. O yüzden bir tek insan sorumlu tutulmuş Bizi diğer canlılardan ayıran en durumda. Aynen. önemli. O yüzden sorumluluk var. Çünkü sana en büyük yetkiyi vermiş. Diyor ki seç, ol, ol de, sen de ve bakalım ne diyeceksin. E şimdi yetki sorumluluk gerektirir tabii. Ben hem seçeceğim hem istediğim olacağım burada. Hem de vur patlasın çal oynasın olmuyor. Onun sorumluluğunu alacağım ben. O yüzden bir tek insan sorumluluk sahibidir. Çünkü Evet. seçebilen varlık. Bir hayvancağız seçemez ki. O programı neyse otomatikman onu devam ettirir. Bir seçme hakkı yoktur. Yani köpeğin sahibi geldiğinde kapıya koşmamak gibi bir seçimi olabilir mi? Olamaz. Her seferinde koşacak programı öyle. Tabii. Ama biz her an sevdiklerimiz kapıya geldiğimizde koşuyor muyuz? Hayır. Kafamıza Tabii. göre, iyi halimizde Kalpler. koşuyoruz, kötü halimizde koşuyoruz. Evet. Yani aframız, kalpresimiz varsa ona göre davranıyoruz. Aynen. Oluşumuz neyse onu ortaya koyuyoruz işte. Deneyimimiz de ona göre Aslında oluyor. ol kelimesini yanlış anlıyoruz, öyle değil mi? Ol derken hayatımızda hani biz yaratıyormuşuz gibi bir şeyi oldurmaya çalışıyoruz. Aslında ol demek oluş hali. Aynen. Hissettiğimiz duygu, düşünce Aynen. hali. Bunu Aynen. çözdüğümüzde daha kolay oluyor sanırım. Aynen. Şimdi bazı şeyleri tabii çok otomatik tepkiler veriyoruz. Yani ben işte bazı yazılarımda işte insan ol der ve olur. Vay efendim Tanrı'ya ait lafı da kullanıyorsun falan. Şimdi biraz düşünmeye başlamamız gerekiyor lütfen. Evet. Yani benim herkesten ricam bu. Bakın ben bugün hayatımı değiştirebildiysem hayat sorgulamaya başladığım içindir. Hiçbir şey, insanın bir sorumluluğu da budur. İnsan akıl kullanabilen tek varlık. Dolayısıyla aklımızı kullanalım. Olmak ne demek? Yani ol der ve olur ne demek? Ve o zaman göreceğiz ki biz sürekli ol diyoruz zaten. Yani ben şimdi burada otursam ve ben mutsuzum desem, ben mutsuzum, ben mutsuzum, ne olacağım sizce? Mutsuz olacağım. Tabii, Mutsuz oluşma. olacağım. Başka bir şey olma hakkım yok. Ol diyorum çünkü. Dolayısıyla ben nokta noktayım dediğiniz her an ki sürekli diyoruz. Ben şimdi söyleyeyim, öf sıkılıyorum, öf bilmem ne, öf bilmem. Devamlı bir şey söylüyoruz. Ve onlar işte bizim oluşumuzu oluşturuyor. Ol diyoruz ve oluyoruz. Ondan sonra da ikinci etap olduruyoruz. Yani içeride olduğumuzu dışarıda da sistem bize deneyimletiyor. Dolayısıyla insan sen ya o kadar muazzam bir varlıksın ki yani ol deyip kendini o hale sokuyorsun, ne olduğuna şahit oluyorsun ve üstelik olduruyorsun. Böyle bir gücün var. E o zaman birazcık sorumluluk alman gerekmez mi ey insan? Ve işte yaşam bizi sorumluluğa davet ediyor. Diyor ki insan ol sen. Gerçek insan olmak çünkü sorumlulukla yaşamaktır. Rastgele yaşamak değildir. Etrafı suçlaya suçlaya annem yüzünden oldu, babam yüzünden bu oldu. Ya ne annesi ne babası. Bak kaç yaşına gelmişsin. Sen bir oturup baksana benim hayatım niye böyle? Niye ben onu dedim. Ya dedim ki yani sen nasıl bir şeysin ya? Yani sana her türlü imkan verilmiş. Aç değilsin, açık değilsin. Eğitimini almışsın. Ya niçin şu hayatı bir düzgün yaşayamıyorsun? Ben kendime bunu sordum bir gün. Anlatabiliyor muyum? Bunun dedim bir mantığı olmalı. Ya tamam bugüne kadar suçladık da onu bunu her şeyi. Değil mi arkadaşlar? Bir dönüp kendimize bakalım. Yani kaçımızın gerçekten büyük bir derdi var? Yok. Yok. Kaçımız gerçekten açız? Allah vermesin. Yok. Ama sanki öyleymişiz gibi. Bir mutsuzluk, bir dert, bir garabet, bir öfke, bir ne bileyim ben saldırı. Evet. Niye? Çünkü halimiz öyle. Otomatik. Hiç demiyoruz ki bana ne oluyor ya?
Nedir benim bu halim? Niye ben bu hayatı bir düzeltemiyorum? İşte ben bu sorularla çıktım. Dedim ki bunun bir mantığı olmalı dedim. Bu kadar her şeye yani eğitimi var, görgüsü var, işte ne bileyim işi var, gücü var, sağlığı var. Bu bir hayatı götüremiyorsa bunun bir mantığı olmalı. Ve bunu dedim nedir dedim bu sorun? Hata nerede? Nerede işlemiyorum ben? Bu insan ve etrafa bakıyorum Arzucuğum. Herkes de aynı sorun. Bir tane Tabii. yüzü gülen bulamıyorsun. Şikayeti adeta üç arkadaş bir araya geliyoruz. Şikayet şeyi paslaşması. Senin benim Evet. kocam öyle, benimki de şöyle, çocuk da böyle. Öf hadi gidelim bari. Bir Evet. yarısından Aynen. oluyor. Evet. Dolayısıyla halbuki yani gerçeğimizi gördüğüm zaman, insanın ne olduğunu gördüğüm zaman aman Allah'ım dedim ya. Yani ne kadar sorumsuzca yaşıyoruz. Bize verilmiş olan bu şeyi, yetkiyi nasıl fütursuzca harcıyoruz? Nasıl? Ondan sonra niye biz tokat yiyoruz? Kimse bizi tokatlamıyor. Kendi kendimizi tokatlıyoruz biz. Kendi kendimizi tokatlıyoruz. Dolayısıyla çünkü ben kendime, ben suçluluk duydukça kendimi tokatlıyorum. Çünkü hepimiz de ortaya koyduğumuz o hallerden suçluluk duyuyoruz. Tabii. Hiçbirimiz böyle olmak istemiyoruz ki Sonra ama çıkamıyoruz. pişman Aynen. Dolayısıyla ben hep onu diyorum. Benim ilk dört ders işte ne olduğunu anlamak, ondan sonraki dört ders sorumluluk almaktır. Var olmak demek sorumlulukla yaşamaktır. Her şey önce kendine, sonra yaşama karşı sorumlu olmak. Çünkü sana en büyük yetkiyi vermiş. Demiş ki bak her istediğini olabilirsin. Ve bu sistem de sana yaşatır. Hodri meydan. Hadi gel kendi deneyini yap. Bak bakalım pirayı olmak nasıl bir şeymiş. Nasıl bir pirayı olacaksın? Biz de onu bir seyredelim bakalım. Biz sana pirayı verdik. Piraye diye bir can verdik sana. Öyle değil mi? Hadi bakalım görelim. Sen nasıl bir pirayı olacaksın? Kime faydan olacak, kime zararın olacak? Öyle değil mi? Evet. Ve bir hocamdan bir laf duymuştum bir zaman. Çok çok etkiledi beni. Bunu da Nedir? yeri gelmişken söylemek istiyorum. Tabii. Bir gönüle girebildin mi? Bir kalp kırdın mı? Bütün mesele bu. Yani bakın ne kadar büyük bir laf. Doğru diyorsun. Yani bir tek gönüle girebildik mi? Bir kalp kırdık mı? Bu her zaman pusulamız olsun. Çünkü sorumluluğumuz çok büyük. O yüzden silkinerek kendimize gelmemiz lazım. Benim de naçizane ben böyle yani çok kıymetli insanlar var, çok hocalar var, yön göstericiler var. Ben benim gibi sıradan günlük yaşamın içinde var olmaya çalışan, bir yol bulmaya çalışan insanlara en basit haliyle gerçekleri anlatmak üzere yola çıktım. Ve hala daha da önce kendime anlatıyorum, sonra beni takip edenlere anlatıyorum. Ben hep onu diyorum. Ben bütün yazdıklarımı esas kendime yazarım. Niye? Çünkü benden başka bir şey yok. Yani o seslendiğim kim ki ben? Çok şükür bunun idrakindeyim. Dolayısıyla herkese de diyorum ki ne olur bir silkinelim. Bakın geldiğimiz yer nokta artık acınası bir hal aldı hepimiz için. Dolayısıyla bir silkinip kendimize gelme vaktimiz. Artık şu parmağı göstermeyi bırakalım. Bu tarafa dönelim birazcık. Aslında pandemi çok güzel öğreti oldu hepimize. Şu Kesinlikle. hani hep beklenti halinde yaşamamız, hep bir koşturma, telaş halinde yaşamamız aslında pandemi hepimize ne kadar büyük bir ders oldu. Sevgiyi öğretti. Yalnız olmamayı öğretti, birbirimizin kıymetini bilmeyi öğretti, birçok şeyi öğretti aslında ama yine insanoğlu unutuyoruz birçok şeyi. Unutuyoruz çünkü ayrılık kafasından çıkamıyoruz. Çünkü kendi içimizde o kadar suçluluk duyuyoruz ki, kendimize o kadar öfkemiz var ki, o kadar bir sevgisizlik içindeyiz ki kendimize karşı. O Evet. kendimiz zannettiğimizden kaçmak için sürekli bir suçlama halindeyiz. Ya ben çok üzülerek izliyorum. Şimdi pandemi falan diyoruz da, yani ne olursa olsun bir ikiye ayrılma var. Aşılı mısın, aşısız mısın?
Orman yanıyor. Vay efendim, işte yardım Evet. istedin mi, istemedin mi? Ya sürekli bir böyle, Biraz sürekli bir ikiye ayrılma. Ya bir ayrı. sakin olalım ya. Bir derdimiz var. Şunu birlikte nasıl hallediyoruz demek varken. Vay, Evet. o resim koymuş. Öbürü yok, o yemek yiyormuş yangın yanarken. İşte efendim öbürü aşı yapmıyormuş. Bu da öbürü işte 3 yapıyormuş. Öbürü 5 yapıyormuş. Yani sürekli fark edelim arkadaşlar. Bu ins ben şurada kimseyi hedef görsem, ben insanı hedef gösteriyorum. İnsan olarak fark edelim. Sürekli kafamız ayrılığa çalışıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü kendimizden kaçıyoruz. Bakın, kendi içinde birlenen insan biri fark eder ve suçlamayı bırakır artık. Birlemeye başlar. Bizim ayrılığa değil, birlemeye hareket etmeye başlamamız lazım artık. Yani nasıl yapar demeyelim. Yapmaması için ben ne anlatabilirim diyelim. Nasıl sorumluluk alabilirim diyelim. Bak, sen burada çıkmış her akşam kıymetli insanları, birbirinden kıymetli insanları alıyorsun. Bir şeylere vesile oluyorsun. İşte kim oluyorsun sen? Vermek isteyen oluyorsun. Bilgiyi yaymak isteyen oluyorsun. Allah da kat kat verir zaten sistem sana. Dolayısıyla hepimiz bir bakalım, ben ne yapabilirim? Hiçbir şey olmasa evimizdeki o birliği, ya şu ağzımızı açmadan evvel karşı tarafa bir duralım ya, bir duralım, bir yutkun. Bir yutkun, çünkü o yutkunmak sana çok şey getirecek. Ha bir de şunu söyleyeyim, bana çok geliyor işte, vay efendim böyle koca ben de oldukça, böyle kaynana ben de oldukça ben mi suçluyum filan. Ben de soruyorum arkadaş, senin kocan niye öyle? Hiç bunu düşündün mü? Niye kaynana öyle geldi sana? Hiç düşündün mü? Dolayısıyla o gördüğün öyleyse o senin gurun işte. Ben hep söylüyorum ya, esas gurular evde. Heh, Evet. şimdi ona bak. Ben neremi düzeltirsem bu aynadaki görüntü düzelir diye düşünmeye başla. Çünkü başlamazsan sonra çok geç oluyor. Vakit kay. Ben 46 sene kaybettim. Biraz böyle ateşli konuşuyorsam kusuruma bakmayın. Çünkü herkese aman diyorum, fazla kaybetmeden yatalayalım. Herkese Zamanımız vaktinde anlatalım diye. Dolayısıyla ben gördüm ki benim en büyük gurularım benim en yakınımdakilermiş. Ve hepsine de müteşekkirim. Hayatıma giren herkese, o kendimi kurbanı olduğumu zannettiğim herkese müteşekkirim. Çünkü meğersem ne çok şey vermişler bana. Dolayısıyla ne olur ne olur kendimize bakalım. Benim tek söyleyeceğim bu. Evet. Kendimizi düzeltmemiz gereken yerleri aslında düzeltelim diye bize hizmet ediyorlar, öyle değil mi? Ben şimdi soruları açtım. Bir iki soru alıp Tabii ki. seni uğurlayacağım. Az önce bilincin anahtarı nedir hocam diye bir soru gelmişti yorumları kapatmadan önce. Bilincin anahtarını nasıl tarif edebiliriz? Şimdi bilincin anahtarı diye bir şey diyemeyeceğim. Çünkü ben bilincim, siz de bilinçsiniz. Yani bizim gerçeğimiz bilinç. Biz buna uyanmamız gerekiyor sadece. Yani ben bilincim dememiz, ben o kafamdaki ses değilim. Bakın şimdi bana kafamdaki ses kalk bu masadan, kalk bu masadan, kalk bu masadan diyebilir ama ben kalkmayabilirim. Öyle değil mi? Dikkat edin zihninize. Zihniniz bir sürü şey söylüyor. Evet. Ama siz onları kabul etmediğiniz sürece, siz o söylenene inanmadığınız sürece hiçbir etkisi olmaz. Neden? Çünkü zihin gerçekte bilince hizmet eden bir makinedir. Ama olaylar şaşmış. Dolayısıyla ben bilincim, ben seçenim, ben buraya deneyim yaşamaya ve gerçek bir insan olma deneyini gerçekleştirmeye gelmiş bir farkındalığım. Dolayısıyla bilincin anahtarı demek varoluşun anahtarı. Yani dolayısıyla tam olarak cevap verebildim mi bilmiyorum ama bilinç zaten her şey bilinç. Ve sen bilinçsin, ben bilincim. Peki burada bilinçaltı hangi kısımda oluyor? Bilinç altında ben zihin dünyası diyorum Arzucuğum. Evet. Şimdi şöyle bir şey var, onu da her kursumda da açıklıyorum. Dün de bir şeydeydim, seminerdeydim, orada da söyledim. Haklı olarak soruyor insanlar bilinçaltı, ego falan gibi. Şimdi ben şunu gördüm kendi yolculuğumda Arzucuğum. O kadar çok kullanılan kelimeler var ki ve bu kelimeler, bazı kelimeler var ki herkes başka bir anlam yüklemiş. Yani
Ruh diyorsunuz, şimdi sorsak 10 Biliyorsun. kişiye başka bir şey anlatır. Ego diyorsunuz başka bir şey anlatır. Şimdi bilinçaltı da böyle kelimelerden olmuş. Bilinçaltı ne? Bilinçaltı nerede? Şimdi dolayısıyla ben dedim ki madem ki benim hedefim neydi bu programı yaparken? Ben dedim ki en aşağıdan başlayacağım. Yani temeli atacağız, kat kat çıkacağız. Benim programım muazzam bir matematikle gider o yüzden. Dolayısıyla yani ben beraber başlayacağım. Onlarla kat kat çıkacağım. Dolayısıyla her katta aynı şeyi anlamamız lazım. Dolayısıyla dedim ki bu tür herkesin farklı anladığı kelimeleri elimine et. Ne yapalım peki? Sen kendin bir isim ver ve oradan ne kastettiğini anlat. Dolayısıyla ben bilinçaltı demiyorum. Çünkü ben programı anlatırken, dersi anlatırken bilinçaltı dediğim anda herkes kendi anlamına gidecek. O zaman da benim anlatmak istediğim kaçacak. Dolayısıyla ben 3-7 yaş arası kurduğumuz gerçeklik diyorum. Yani o kendimizi hipnoz ettiğimiz, çünkü 3-7 yaş arası beyin dalgaları hipnozda kullanılan seviyede ve 3-7 yaş arası kayıt ettiğiniz her şeyle kendinizi hipnotize ediyorsunuz. İşte bilinçaltı denilen şey o olsa gerek diye düşünüyorum. Ben ona zihin dünyası diyorum bir tane. Zihin dünyası çok güzel. Tabii şimdi şöyle bir soru gördüm. Her şey yolunda gidiyor ama eskiyi dönüştürdüğümde hızlı bir şekilde tekrar yeni dönüştürdüğümde eskiye hızlı bir şekilde dönüş yapıyorum. Bunun kalıcı olması için ne yapmam gerekir diye bir soru gördüm. Oluşta değişiklik yapmıyorsunuz, o yüzden çok teşekkür ediyorum bu soru için. Çünkü çok önemli. Şimdi Evet. değişimle dönüşüm arasındaki farkı bir kere daha konuşalım bu soru sayesinde. Değişim yaparak olur. Yani ben artık değiştim, saçımı uzatacağım, atıyorum. Ben artık değiştim, arzu geldiğinde kafamı çevireceğim. Ben artık değiştim, şu bu. Okey, şimdi hiçbir şey olmaz. Bir süre sonra eskiye dönersiniz. Niye? Çünkü sizin kim olduğunuz değişmemişti. Dolayısıyla zihin tekrar aynı şeyi size yaptırır. Ama siz o papağanlık etmek yerine ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım konuşuyoruz ya. O Evet. düşünceden oluşa indirirseniz, yani onu kalbimize indirirsek, oluşumuza indirirsek, gerçekten işte ben buyum diyebildiğimizde, o zaman artık siz osunuz. Yani Peki buna oluş çevirsek demek o nasıl olmak diyebilirim? demek. İşte tabii ki dönüşüm yolculuğu lazım. Yani işte onun için hayatım ne lazım? Zihni dönüştürmek lazım. Çünkü o içerideki karabasan düşünceleri temizlemeden o inanç ne dedim demin? İnsan inandıklarını ortaya koyar. Dolayısıyla inandıklarımızı halletmek gerekiyor. Aslında Tek tek. putlarımız. Aynen, onlar tutlarımız tabii ki. Onları tek tek kırmak gerekiyor ve kendi üzerinde çalışmak gerekiyor. Yepyeni bir zihin inşa etmek gerekiyor. İşte o yüzden mimarlık diyoruz ya. Bu da Çok bir güzel. süreç. İşte ben de kendimce naçizane bunun için yollar buldum. Çünkü şu da var Arzucuğum. Yani anda yaşayalım, onu yapalım, bunu yapalım filan Çok da bir moda şeyler oldu. diyoruz da. Evet. Ben ona isyan ettim. Yani dedim ki ya tamam da yapamıyorum arkadaş. Evet. Niçin birisi bana ne yapacağımı söylemiyor? Anladım. Çok haklısınız da niye olmuyor? Şimdi dolayısıyla kendim kendimi kurtarmaya kalktığım zaman çözdüğüm her şeyle ilgili, ha bu böyleymiş dediğim her şeyle ilgili ben peki şimdi Pira'ya bunu oluşumuza nasıl indireceğiz? Peki şimdi bunu Pira'ya nasıl hayatımıza geçireceğiz? Sizi cevaplamak için bir uygulama buldum. Anlatabiliyor muyum? Ve işte benim programımda hem ne olduğunu anlarız, sonra bunu hayata nasıl indirir? Zaten kitabı da o yüzden roman yazdım ki o uygulamaları da kitabın içinde görebilelim diye. Evet, aslında birebir kendin yaşayıp da bize aktardığın için bu kadar biz çok sevdik. Hani Canım benim, sağ ol. diğer yerden, kitaplardan ya da seminerlerden öğrenip aktarmış olsaydım belki bu Aynen. kadar etkili olmayacaktı. Aynen, kesinlikle. Ben bunu yani o kitapta okuduklarınızı yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum. Yani dönüşüm yolculuğum devam ediyor. O yüzden zaten herkesi anlıyorum. Bir kere bazen onu diyorum. Herhalde diyorum en dibe vurmamın sebebi buydu. Çünkü bugün karşıma gelenlere anlatıyorlar. Tamam, ben biliyorum. Gel diyorum. Gel, ben biliyorum orayı ya diyorum. Gel diyorum.
Dolayısıyla ben bu sabah daha birine söyledim. Dedim ki ben orayı biliyorum. Ben burayı da biliyorum. Ben ikisi arasında buradan buraya nasıl geçersin? Bak onu da biliyorum kendime göre. Gel istersen anlatayım diyorum. Çünkü hepimiz de dediğim gibi, çünkü ben bunu yaşıyorum. Ben dönüşümüm dememin sebebi bu. Yani ben her nefesle bunu yaşıyorum. Benim yakınlarım bunu görüyorlar. Ya yani ben her an uyanık kalıp kendi yolculuğuma devam etmeye çalışıyorum. Çünkü aldığım her nefes benim oluşum bu. Ben dönüşümüm. O yüzden de hani burayı buradan ayrılıp gitme vakti gelene kadar da benden hayır alabilecek en ufak herkese de hizmette kararlıyım. Aslında hala yolculuğun söylediğin gibi devam ediyor. Tabii Öğrendiklerin. ki, tabii ki, Dönüşüm tabii hala ki. devam ediyor. Tabii Yani ki. ilerleyen zamanlarda belki biz de yeni farklı şeyler öğreneceğiz senden. Estağfurullah, hepimiz birbirimizden öğreniyoruz. İşte yolculuk devam ediyor ya, Yolculuk arzu. devam ediyor. Dolayısıyla her bir karşılaştığım insan, her bir merhaba dediğim, yani bazen bakıştığınız bir insan bile bir otobüste, bir Migros'ta bize bir şey veriyor. Her an öğreti var. Ben de inşallah hep yürüyeyim zaten. Hep bunu söylüyorum. Çünkü inan bana Arzu, her şimdi geçen seneye dönüp bakıyorum. Vay diyorum, ne kadar farklıyım. Eminim bundan sonraki sene inşallah devam edersem yolculuğuma böyle bu şekilde bugünlere şey yapacağım. Zaten bizden beklenen de bu. Hep onu diyorum. Yani iki şeyde ya, benim sloganımdır. Hep ileri hep yukarı. Yani hem seyirde gideceğiz hem seyretmede gideceğiz. Hep ileri hep yukarı inşallah arkadaşlar. Çünkü o zaman buraya olmaya geldiğimizi, katmaya geldiğimizi, bulmaya geldiğimizi bulmuş oluyoruz. Öyleyse tanıklık etmek, hani yukarıya doğru gittiğimizde seyir halindeyken aslında kendimizi izlemek ve olaylara bakış açımızı izlemek, tanıklık Tabii ki. etmek, öyle değil mi? Yani bize Şahitlik. bir aynen bir şey verilmiş, tasarım. İşte ben bilinç, piraye diye bir şeye binmişim, tasarıma binmişim. Evet. Piraye bir program, tekrar ediyorum. Bunu anlamamız çok önemli. Piraye bir yaratılış, o yaratılmış, onun başı sonu belli. Dolayısıyla işte özellikleri belli, ne yapıp ne yapamayacağı belli. Muazzam bir, müthiş, ama kendi yaşam amacı için müthiş bir tasarım. Her birimiz tam ve mükemmeliz, eksiksiz. Ve işte ben piraye olmayı yaşıyorum burada. Bana o can verilmiş. Burada piraye olmayı yaşama hakkı verilmiş. Ve ben gerçekten piraye olmayı yaşayabildikçe, işin sırrı burada arkadaşlar. Ben pirayeyi yaşama koyabildikçe bilinç yükselişini de yaşamaya başlıyorum. Çünkü her tasarım kendi içinde kendi yükseliş programını da taşıyor esasında. Dolayısıyla işte teslimiyet, o yüzden sen yaratılışına teslim olursan, sen ona uygun bırakırsan, zihnini aradan çekersen, ben ayrı bir iradeyim demekten vazgeçersen, benim istediğim gibi olacak, şöyle olacak, böyle olacak. O yavrucak piraya güzel güzel seyir etmeye başladığı zaman göreceksin ki seni de kurtarmaya başlıyor. Yani sen de pek çok şeye uyanıyorsun ve dikeydeki yolculuğuna devam edebiliyorsun. Seyir değişiyor. Yani seyir edebildikçe seyrettiğin manzara değişmeye başlıyor. Evet. O kadar güzel anlatıyorsun ki. Canım benim, sağ ol. Canım hocam, canım Piraye'm. Yani ne söylesem az, seni çok seviyorum. Benim için Estağfurullah, çok ben de büyük seni bir bir çok tane. değerlisin. İzmir'e mutlaka bekliyorum. Konuşma işte. İnşallah, inşallah Ben Arzucuğum. Seve de seve. müsaade edersen bir iki soru alacağım. Henüz soru göremiyorum. Tabii O yüzden ki. Tabii ki. bakıyorum. Hemen hızlıca bakıyorum. Seni çok sevdiklerini söylüyorlar, kalpler gönderiyorlar, Evet. değerli, kıymetli olduğunu söylüyorlar. Siz de var olun. Sorunuz varsa alabilirim, şöyle tarıyorum. Rüyaları anlatır mısınız diye bir soru gördüm. Rüya tanımını yaparsın bize. Vallahi ben Rüyalarımız Arzu bizim rehberimiz midir? hep söylerim,
insanın haddini bilmesi lazım. Dolayısıyla bildiği konularda konuşması lazım. Ben diyorum ya, ben dönüşümüm. Gelin bana zihin dönüşüm, istediğinizi anlatın. Ama Zihin yine rüya ile dönüşümler. ilgili ancak kendi yorumlarımı söyleyebilirim. Yani bir mantığa oturtmuş, bir çözümlemiş bir şey var mı elimde? Hayır, yok. Benim konum değil. Eminim konusu olan insanlar vardır. Beni bağışlayın, onlara sorun. Çünkü sorumluluk dedim ya, yani beni dinleyen, beni okuyan, benim eğitimlerime gelen herkese karşı da sorumluluk taşıyorum. Yani ağzımdan çıkan her şeyin sorumluluğunu bilmeye çalışıyorum. İnşallah da biliyorum. Dolayısıyla yani bilmediğim şeyler hakkında konuşmaktan çok çekiniyorum. Ne olur beni bağışlayın. Yani rüya hakkında bilgim yok. Canımsınız. Kendimize olan öfkemizi nasıl yeneriz diyor bir arkadaşımız. Kendimize olan öfkemiz tamamen kendilik nefretinden kaynaklanıyor. Yine aynı şey, zihin dönüşümüyle yeneceğiz. Yani kendimize neden öfkelendiğimizle ilgili inançları bulup onları temizlemek gerekiyor. Çünkü her düşünce denilen şey gerçek bir şey değil ve o inançları ortadan kaldırabiliriz. Evet. Evet, kitabınızı okuyarak dönüşüm gerçekleşir mi diyor. Kitabı okuyarak dönüşüm gerçekleştirebilir miyim diyor. Oradakileri uygularsanız gerçekleştiren çok fazla kişi var sevgili dostlarım. Yani seyir bir roman, evet, ama esasında dönüşüme yol açmak üzere yazılmış, tasarlanmış bir roman. Bütün matematik içeride var ve ben size keşke gösterebilsem. O kadar falan, yani şükürler olsun tabii ki, o kadar fazla okur acayip böyle kendi hayatlarında dönüşüme geçti ki, ama ders kitabı gibi çalışıyorlar bayağı seyri. Dolayısıyla gayet mümkün. Tamamen sizin seçiminize bağlı. Evet. Zihin sesinden ve kalp sesini nasıl ayırt edebilirim diyor. Zihnimden gelen ve kalbimden gelen sesi ya da sezgi diyelim biz ona nasıl ayırt edebilirim diyor. Çok kolay. Zihin düşüncelerle konuşur. Eğer bir düşünce varsa zihniniz konuşuyor. Kalp düşünce üretmez. Kalpten hissedersiniz. Sevgi, yükseliş hissedersiniz. Bir şeye yükselir kalp ya da yükselmez. Eğer sizin yolunuzda varsa sevgiden işler kalp. Zihin ise düşünce üretir. Dolayısıyla eğer düşünce varsa zihin zaten işleyen. Evet. Nefesle ilgili soruyorlar. Nefesle Evet. ilgili bir bilgi verir misiniz diyorlar. Tabii vereceğim bilgi çok net. Nefes almıyoruz. Maalesef. maalesef. Neden nefes almıyoruz? Nefes alıyoruz tabii ki de, gerçekten nefes almıyoruz. İnsan, yetişkin insan %20, %30 kapasiteyle nefes alıyor. Bunun sebebi de her şeyin sebebiyle aynı. Bizim 3-7 yaş arası geçtiğimiz bu zihin yönetimine geçtiğimiz anda zihinsel işleyişimiz bizim solunum sistemimizin işleyişini de etkiliyor. Duyguların solunum sistemimizde yaptığı etkiyle şimdi daha kısaca anlatayım. Dolayısıyla insanın nefes alma biçimi 7 yaş civarı bozuluyor. Farklı bir yapıya dönüşüyor ve bu çakma nefes oluyor. Yani çakma kimliğin çakma bir nefesi oluyor. Gerçekten nefes almayı bırakıyor. Dolayısıyla çok daha kısıtlı, çok daha limitli ve yaş aldıkça giderek azalan bir nefes işleyişiyle yaşıyoruz. Bu da bizi hem beslenemeyen hem temizlenmeyen bir beden ve oluşumuzu da, titreşimimizi de çok aşağı çeken. Çünkü nefes bizim ana enerji kaynağımızla, sistemle olan bağlantımız ve giderek daha kopuyoruz nefes kesildikçe ve giderek daha korkuyoruz ve giderek daha aşağılara iniyoruz, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla dönüşüm programı, yani zihin dönüşümünü yaşarken eğer ki nefesimizi de açabilirsek, ki zihin zaten rahatladıkça nefes açılmaya başlar. Ama hani bunu daha hızlandırmak için şey yaparsanız, nefes üzerinde de çalışırsanız uygun bir kişiyle, o zaman
nefes kapasitenizi genişletmeye önce bir kere tam da olması gerektiği şekilde nefes almaya başlarsınız. Yani bebekliğinizdeki gibi ve ondan sonra 3 yaşından evvelki gibi ondan sonra da nefes kapasitenizi genişletirsiniz. Nefes kapasitesi genişledikçe de dönüşüm yolculuğunda çok büyük avantajları var, öyle söyleyeyim. Artı fiziksel ve ruhsal sağlık için de çok büyük avantajları var. Evet. Nefes çok önemli. Nefesi her an hayatımıza sokmalıyız. En azından günde 3 dakika, 5 dakika arası bir nefes çalışması yapmalıyız diye ben de not düşmek istedim. Dönüşüme nefesle başlamak zorunlu mu diyor bir arkadaşım. Hayır, değil. Her şeyine bağlı. Şimdi şöyle tekrar söyleyeyim. O da biraz yanlış anlaşılmış kitapta çünkü Ma diyor ki nefes al, nefesle başlamak lazım falan gibi bir şey var. Şimdi o benim o zamanlarki halim gibi Mina da enkaz durumda olduğu için şimdi demin dedik ya dönüşüm ilk başta gerçekten büyük enerji istiyor. Gerçekten büyük kararlılık istiyor. İnsanın kendi zannettiğine karşı mücadelesi dedik ya. Dolayısıyla ben o kadar enkaz haldeydim ki tam dönüşüme ya her şeyi çözdüm, tam dönüşüme geçeceğim. Fakat yani kendimi kımıldatamıyorum. İşte o noktada yani fiziksel olarak da çünkü çok düşüktüm. Yani çok sağlığım böyle enerji seviyem çok düşüktü. Dolayısıyla onca sene kendimi yıprattığım için kitapta da aktarmaya çalıştım işte Mina'nın halinden. Dolayısıyla nefes o günlerde benim hayatıma girdiğinde bana muazzam bir enerji getirdi. Muazzam bir böyle hadi şimdi ben geldim galiba yapacağım bir şeyler getirdi. Dolayısıyla ben kitapta da Mina karakteri de öyle başladığı için hani Ma ona diyor ki gel önce bir nefes alalım ondan sonra onu bir toparlayayım diyor. Ondan sonra hani bu gerçekleri anlatayım. Şimdi yoksa herkes illa ilk başta nefes alacak ondan sonra zihin dönüşümü. Hayır, zihin her şeyin kökü olan biten her şeyin. Dolayısıyla zihin dönüşümü olmadan hiçbir şey olmaz. Bunu söyleyeyim bir kere arkadaşlar. Yani hangi tekniğe giderseniz gidin, kaç türlü nefes alırsanız alın, ne yaparsanız yapın, biz bu kendi içimizdeki cihatı halletmemiz lazım. Dolayısıyla kendimizle olan, kendimiz olmayanla olmayandan sıyrılıp kendi gerçeğimizi bulmak üzere bu yolculuğa çıkmamız lazım. Ancak şimdi dediğim gibi bizim kaynakla bağlantımız olduğu için ana besin kaynağımız olduğu için, ana detoks sistemimiz olduğu için dönüşüm yolculuğuna çıkmış bir insanın nefese önem vermesi ve nefesin tekrar doğal nefesine dönmeye çalışması muazzam fark yaratıyor. Çok yardımcı bir araç. Yani şöyle söyleyeyim, bütün diğer teknikler de öyle. Zannetmeyin ki benim haddim değil hiçbir tekniği iyi kötü diye ayırmak. Ama ben diyorum ki zihin dönüşümü şart. Ha siz zihin dönüşümünü yaparken çeşitli tekniklerle bunu coşturun. Nefes de bunlardan bir tanesi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben nefes benim yolculuğumda çok faydalı olduğu için, bana çok şey kattığı için ben nefes eğitmeni de oldum ve önce koç oldum, sonra eğitmen oldum. Nefes koçları da yetiştiriyorum bugün çok şükür. Çünkü bence yayılmamız lazım. Dolayısıyla nefesle ilgili hizmetime de pandemi el verdiği ölçüde devam etmeye başladım tekrardan. Evet. Benim de hayatımı dönüştüren nefestir. Önce Evet. nefes koçu, nefes eğitmeni oldum ve şu an koç Süper. yetiştiriyorum. Süper. Nefesle gerçekten hayatımızı dönüştürmeye başlıyoruz. Başlangıcımız bu. Evet. Evet, sonra dediğiniz gibi zihine devam etmeliyiz. Sabahları nasıl uyanıyorsunuz ve neler söylüyorsunuz diye bir soru aldım. Siz merak Sabahları ediyorum. nasıl uyanıyorum? Diyorum ki bugün de yine çok şanslıyım ve benim kendime yaptığım bir oyun var. Sabahları uyanır uyanmaz zihin devreye girer ve hemen diye şey yapmaya başlar. Ve ben şöyle bir oyunum var benim. Bunu bütün herkese de paylaşıyorum. Diyorum ki bugün çok pardon ben çok şanslıyım çünkü ve bunun arkasını dolduruyorum. Üç tane yapmadan yataktan kalkmıyorum. Mesela ben çok şanslıyım çünkü yeni bir gün başladı. Ben çok şanslıyım çünkü sağlıklıyım. Ben çok şanslıyım çünkü işte bugün şunu şunu yapacağım mesela. Ve bunu her sabah yaptığınız zaman sürekli
üç tane şanslı olduğunuz şey buluyorsunuz. Ve insan düşüncenin duygusuna girdiği için ben şanslıyım yataktan kalkıyor zaten o sırada. Ya ne Dolayısıyla olmalı. öneriyorum, deneyin görün. Ben de şöyle yapıyorum. Şükrediyorum. Hı. Şükürler olsun diyorum. Çünkü işte işime sahibim. Şükrediyorum. Aynı işte, evet, Çünkü süper. şuna sahibim. Sahip olduklarımı 3 ile 5 arasında liste yapıyorum. Ve Süper. hepsinin başında şükürler olsun ki şu nedenden dolayı Aynı diyorum. şey, işte vara Evet. odaklanmak. Aynı şey. Evet, var Yani olmuş mantık oluşum. aynı. Siz vara odaklandığınız müddetçe varı arttırırsınız. Yoka odaklanırsanız yoku arttırırsınız. O yüzden bize şükür önerilmiş zaten. Yani yoksa Eskiden. Allah'ın bizim şükrümüze ihtiyacı yok da bize bir şey anlatılmaya çalışılıyor. Yani diyor ki bak gel, hani dedik ya, sistem sen ne dersen onu verir. Var 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 dedikçe var var var. Yok 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 dedikçe yok yok yok. Dolayısıyla şükredersen neye odaklanıyorsun? Vara odaklanıyorsun. Evet. Ermişler de gördükleri için sistemi, diyor ki gel diyor sen şükret bak iyi gelir yavrum diye bize söylemişler işte. O zaman o kadar anlaşılıyor. Şimdi çok şükür ki biraz daha anlıyoruz. Evet. Ve sürekli isteme halinde olmak aslında hep isteyen, dilenen yapıyor bizi. Öyle değil mi? Hep talep ediyoruz ya. Tabii. Hani kişisel gelişimde vardır. İste olsun, iste gelsin, işte iste talep et. Aslında dilenci, isteyen pozisyonda kalmak. Aynen öyle. Bunu Aynen fark öyle. Kimden ettiğimizde. isteyeceğiz? Zaten her şeyi vermiş. Ne istiyoruz da? Her şey bizde. Adam Evet. gibi kullanmayı, kendi yetkilerimizi öğrenmemiz gerekiyor. Ya isteyecek bir merci yok. Set işleyen bir sistemin içindeyiz biz. Zaten işliyor her şey. Dolayısıyla istemeyi falan bırakıp sorumluluk alıp oluşumuzu ayarlayıp kendi vizyonlarımıza bu şekilde ulaşabiliriz. Kendi deneyimlemeyi seçtiğimiz şeylere biz kendi oluşumuzu oraya vardırmamız lazım. Yani ben böyle bir deneyim istiyorsam şu seviyede, okey, Evet. benim kendimi buraya getirmem Aslında. lazım oluşta. Bütün mesele budur. Evet. Yani enerjimizi, Aynen, frekansımızı, aynen, oksijenimizi. aynen. O da işte inançlarımızı dönüştürmekle oluyor zaten. Evet. Devam edelim. O kadar güzel ki ben dönmek istemiyorum ama ne yapacağım karar veremedim. Bir saatimizi doldurduk. İstersen Evet. son sözlerini alalım. Evet. Tekrar ben davet etmek istiyorum zaten. Yine davet Seve edip seve. gelirsen çok mutlu Seve olurum. seve. Vallahi ben herkese diyeceğim ki şimdi şunları görüyorum yazılanlarda. Ben yapamıyorum ki, ben edemiyorum ki, ben öyle olmuyor ki. Bakın bir kere bunu fark edin. Yani yapamıyorum demekten vazgeçin. Gidemiyorum demekten, olmuyor demekten, param yok demekten, bunların hepsinden ne olur bırakın. Ve ben ne yapabilirim deyin. Nasıl yapabilirim? Bunlara kafayı yoralım. Anlatabiliyor muyum? Yani yoka odaklanmayı bırakın artık. Kendi çaresizliğimize odaklanmayı bırakalım artık. Komik oluyoruz. İnsana her şey verilmiş. Yani yapamıyorum. İyi güzel yapama o zaman diyor sistem. Ben ne yapayım diyor. Çünkü her şey sende. Dolayısıyla lütfen kendimize gelelim. Dolayısıyla kitabı Seyir'i lütfen okuyun. Yani Seyir size bu aşkla yazıldı. İnsanlara benim yoluma çıkan, beni duyan, benim sesimi duyan, beni gören herkese anlatmak istediklerimi anlatabilmek için yazıldı. Dolayısıyla çok uğraştım. Gerçekten en basit haliyle anlatabilmek için çok uğraştım ve başardığımı da biliyorum geri dönüşlerden. Okuyun. Orada paylaştım ben nasıl olabileceğini ve ondan sonra ufak ufak yapmaya başlayın. Bu aynı plak gibi, yok böyle ben şanssızım, ben şöyleyim, ben de öyleydim bir zamanlar. Sadece şikayet ederdim. Nereye getirdi beni? Hiçbir yere. Dolayısıyla veya sadece kendimi acırdım. Nereye getirdi beni? Hiçbir yere. Ama ne zaman ki sorumluluğu almaya başladım, ne zaman ki bir dakika ya, bak bendeymiş her şey demeye başladım. Küçük adımlar, önce küçük adımlarla başlarsınız ama diyorum size, sizi temin ederim. Küçük attığınız her adım kat kat karşılığını bulur sistemden. Siz bir varım deyin,
10 kat varlık gelir size. Dolayısıyla evet, kitabın ismi Seyir. yüzüme takıldı. Dolayısıyla lütfen farklı biri olmayı seçin. Şikayet eden olmak değil, vara odaklanan, çözüme odaklanan, yürümeye odaklanan, dönüşüme odaklanan kişi olun. Benim naçizane, eğer kabul ederseniz, sizlere önerim bu. Çünkü valla ben yaptım oluyor arkadaşlar ve inanın benim sizden hiçbir farkım yok. Hiçbir farkım yok. Hatta pek çoğunuzdan çok daha beter bir noktadan başladım. Öyle söyleyeyim. Ben Evet, yaptıysam hikayenizi herkes yapar. duydum. Yani Evet. 46 yaşındaki o enkaz bunu yapabildiyse herkes yapar. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve her birinize kocaman kocaman sarılıyorum. Evet. Bu minik adımlar sanki bir kelebeğin kanadındaki titreşimi hissettirdi bana. Kelebek etkisi yaratıyor hayatımızda o Evet. minik adımlar. Evet, aynen Ve öyle. sanırım sevgiyi de hissetmemiz gerekiyor. Minicik bir de sevgiden alırsam sizi çok mutlu olacağım. Sevgiyi nasıl tanımlıyorsunuz? Sevgi her şey. Yani sevgiden başka bir şey yok. Eğer biz sevgi dışında bir şey görüyorsak, o sevginin üzerine örttüğümüz perde sebebiyledir. Dolayısıyla o perdelerimizi, yani sevgi ve sevginin yokluğu var. Sevginin yokluğu nasıl oluyor? O örttüğümüz perdelerle, o perdeler ne? Bizim inançlarımız işte. Dolayısıyla sevgi her zaman orada. Her şeyde sevgiden işliyor. Ama ben kendi kendime böyle o öyle demişim, bu böyle demişim, bu da şöyle demişim ve bir karanlığa mahkum etmişim kendimi zihin dünyamda. Ve o örtüleri işte dönüşümde tek tek kaldırdığımız zaman o ışık gelmeye başlıyor. Ah diyorsun, her şey sevgi. O zaman işte hani dalga geçiyorlar ya, ağaca da sarılmak istiyorsun. Ay, Evet. ben yani köpeklerimle ay sabahları ne sevgi yaşıyorum, Arzu, bir görsen Allah'ım, her sabah aynı. Büyük Çünkü yani ya bu bir nasıl bir şey diyorum, etrafa çıkıyorum, bu nasıl bir şey diyorum, yani demediğim zaman ne oluyor? Hemen kendimle çalışıyorum. Sevgiden başka bir şey gördüğüm anda bir şeyde, demek ki orada bir örtü var. Hop, bir ay diyorum, hemen bir örtü daha bulduk temizleyecek. Dolayısıyla benim için sevgiden başka bir şey yok. Benim tek derdim, bir de böyle anlatmış olalım, sen sevgiden sordun. Sevgi dışında gördüğüm her şeyi, o perdeyi ortadan kaldırmak. Dönüşüm de o zaten. çok güzel. Canım Pülayem, canım hocam, canım canım canım, seni Estağfurullah, bir çok tane. seviyorum. Bir Estağfurullah, tanesin, canım benim. çok kıymetlisin. O kadar güzel bilgiler verdin ki tekrar tekrar Sağ ol, izleyecek var ol. bir kayıt oldu. Evet, kaydedeceğim arkadaşlar. Arzu Cengiz YouTube kanalımı ekleyeceğim. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Yayını kaçıranlar da izleyebilirler. İkinci kitapla ilgili çok soru geldi. İkinci İnşallah. kitap. Yolda arkadaşlar. Gelecek. Evet. İnşallah. Allah ömür versin, gelecek. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Seni çok Ben teşekkür seviyorum. ediyorum. Sağ ol, var ol de. Davet ettiğin için, bu kadar güzel bir sohbet fırsatı verdiğin için. İyi ki varsın sen de. Hizmetin büyük. Çok Teşekkür çok ederim. teşekkürler Çok Arzucuğum. teşekkür Sağ ol, ediyorum. var ol. İyi Herkese akşamlar iyi günler. diliyorum herkese. Herkese iyi akşamlar. Çok öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Bay bay. Herkese sevgiler gönderiyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Hoşça kalın. İnşallah.